Edebiyat Burada kanalından herkese yeniden merhaba. Yazanlar Arasında programında bu defa sevgili Ayşe Keskin'le birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ayşe Keskin 2000'li yılların ilk döneminde dergilerde şiirlerini ve öykülerini okumaya başladığımız isimlerden biriydi. 2000'li yıllarda Trabzon'da yayın hayatını sürdüren Ada Dergisi'nin ekibinde de uzun süre çalıştı. Yine Mor Taka isimli edebiyat dergisinde mutfak kısmında yer aldı. Yani bir dergi emekçisi olduğunu da söyleyebiliriz. Edebiyat serüvenine başlarken Bolu doğumlu olduğunu, çocukluğunun ilk döneminde farklı kentlerde yaşadığını ve daha ilk gençlik yıllarından itibaren şiir biriktiren birisi olduğunu söyleyerek başlamış olalım. Evet. İyi özet değil mi bu? Çok iyi bir özet oldu. Aslında ben konuşmasam, hep sen konuşsan gibi bir durumda oldu. Evet. Çok erken yaşlarda başladı şiir yolculuğum. Tabii o zaman bilemiyorsun bu kadar uzun bir yolu alabileceğini. Hiç insan hayal edemiyor. Şimdi oturduğum şu yerde geçmişe dönüp baktığımda epeyce bir birikmişlik ve yol almışlığım gözümün önüne geldi. Hani üzülsem mi, ağlasam mı, gülsem mi? Enteresan bir duygu. Yani kitaplarımla beraber burada olmak. Evet. Kayıp Dağ isimli ilk şiir kitabın yayınlandı. Akabinde 2011 yılında Şubat'ın Islak Evler isimli ikinci şiir kitabın yer aldı, yayınlandı. Ayşe Keskin'i bugün Uzun Yıllar Sessiz ismini verdiği 2018'in son döneminde yayınlanan öykü kitabı dolayısıyla programımızda konuk ediyoruz. Şiirler yazan ama bu şiirlerde daha çok geçmiş dönemde sıklıkla kullanılan kelimelerden oluşmuş şiirler yazan bir şair anımsıyorum Ayşe Keskin'i düşününce. Eski kelimelerle aranda çok özel de bir bağ var. Günlük hayatında kullandığım bu kelimeleri evet. Edebiyatta da... Bu yaşla alakalı olabilir mi Serkan? Bilmiyorum, olabilir belki. Olabilir. Eski kelimeleri kullanmayı seviyorsun. Eski kelimeleri kullanmayı seviyorum. Yani kendi içimde olan, zaten hani okumalarımda gördüğüm bütün kelimeleri... cümle içinde kullanmayı seviyorum. Dolayısıyla yeni nesile de aktarma anlamında da böyle bir güzellik yaptığımı düşünüyorum. Edebiyat bir anlamda evet. Dilin nesilden nesile evet. Çoğaltılarak aktarılması anlamına da geliyor. Şimdi sözünü kestim. Yani normal şu zamanda o kadar az kelimeyle cümleler kuruluyor ki iletişim işte seleme, selam ya da işte ase, aleyküm, selam. Hani uzun konuşma anlamındaki bu cümle yapılarında şimdiki nesil çok sınırlı kullanıyor bu kelimeleri. Ben de hani o kelimeleri kullanmayı seviyorum. Evet. Uzun Yıllar Sessiz, 7 yıllık bir aradan sonra yayınladığın ilk öykü kitabı. Evet. Bu kitap hazırlanma sürecini ben tabii yakından da biliyorum. Ayşe Keskin'in 2018 öncesinde bu dosyayı oluşturmaya başladığı dönemde bilgisayarın başına böyle kötü bir felaket geldi ve yazdıkların hepsi uçtu. Yedekleri de olmadığı için Ayşe maalesef. Keskin uzun bir süre küskünlük de duydu değil mi? Küskünlük duydum. Bilgisayar bir anda çöktü. Bazısını kurtarabildik metinlerin. Bazısı tamamen yok oldu. Çok uzun soluklu bir hazırlanmaydı metinler. Daha önce de konuşmuştuk seninle. Dünya edebiyatına mal olmuş şair ve yazarların, intihar etmiş şair ve yazarların kendi kişisel hikayelerinden bir iç yolculuğuydu. Kendi içime yaptığım bir iç yolculuğuydu. O karanlık yolculukta o kadar çok yorulmuştum ki aynı duyguları, aynı metinleri çıkaramayacağımdan üzülmüştüm. Netice olarak
gidenler gitti, çıkaramadım ama yeniler tekrar bir şekilde yazıldı. Kurtarabildiklerim de netice olarak kitaba dahil oldu. Evet, intihar eden, yaşama erken veda eden yazar ve şairlerin izleyinden gitmek, evet. Ve onları bir anlamda yeniden çoğaltmak, hem onların metinlerinde bir gezinti yapmak hem de Ayşe Keskin'in zihnindeki yansımalarını okumak isteyenler için uzun yıllar sessizi öneriyoruz. Ön sözle birlikte 21 öykü mevcut kitapta. Neler anlatıyor Ayşe Keskin öykülerde farklı olarak? Farklı olarak şimdi iki tane şiir kitabı yazılmış. Şiir benim çok yorgun bir ruh halinde çıkan kitaplar. Yani şiir beni aslında çok yoran, bir şekilde üzen, bir şekilde çok fazla derinliğe iten bir alan. Öyküler aslında çok daha böyle beni rahatlatan, bir şekilde yüzeye çıkmamı sağlayan bir alandı. O yüzden hep sürekli öykülere de çok kendimi verdim. Yüzeye atan dedim, şiirler derinlikli dedim ama bunun derinliği çok daha aslında yorucuymuş. Tabii da bunu yazdıktan okuyanlar geri dönüş evet, yaptıklarında bayağı bir içsel serüvenine tanık oluyorlar. Evet. Kitapta Kızgın Değilim isimli bir öykü var. Özge Direğin. Ne zaman bir çiçek dalında kurusa, ne zaman bir çiçek dalında kurusa, bir sevgilinin daha çok üzülmüşlüğü uzanıyor başucunuza dizelerine epigrafta kullanmışsın. Evet. Biriciktin, biri oldun. Oysa her içten dokunmayı sonsuza götürecek gücümüz vardı. Gözlerinin kıyısına çekildim. Sadece gölgende bile bin hayat doğururken seninle bir geleceği düşünmek ne büyük yanılgı. Kızgın değilim. Sadece ölümüne susuyorum. Kıyma çekildiğim andan beri. Hiç kolay değildi elbet bir sevdayı büyütmek. Öldürülen duygularımın failini bir bir yakalarken güzde. Göz göre göre yitirmeyi kabullenmekti ve yanı başında çürümüş bir cesede dönmekti. Dönmekle eş derdi. Seninleri anları buluşmak diyorsun. Özge Direğin erken yaşta aramızdan ayrılan isimlerden biriydi. Evet. Onunla konuşuyorsun bu metinde değil mi? Hem onunla konuşuyorum, hem kendimle konuşuyorum, hem içinde büyüttüğün güçle konuşuyorum. Biriciktin, biri oldun. Biriciktin, biri oldum diyorum. Böyle metin devam ediyor. Edebiyat Burada kanalında Ayşe Keskin'le söyleşmeye devam ediyoruz. Trabzon'da Akıllı Kitap Evi'nde programımızın çekimini gerçekleştirirken arkadaşlarımızdan biri dedi ki yazarlara çok sorulan bir soru belki ama merak ediyorum Ayşe Keskin kitaplarında yazdıklarında ne kadar kendini gösteriyor? Yazdıkların ne kadarı gerçek, ne kadarı kurgu? Hiçbiri ben değilim dermişim şimdi. O kadar çok soru geldi ki az önce. Kimine dedim ki evet, şimdi arkayı söylüyorum. Seyredenleri. Önce dedim ki evet benim. Sonra dedim ki hayır ben değilim. İkisinden artık ne seçilirse o. Evet, yani aslında ortada bırakıyorum. Yani kendileri okusunlar, karar versinler. Evet, her okur aslında okuduğu metni yazarıyla birlikte düşünüyor. Evet. Yazarın yaşamı içerisinden bir sahne gibi değerlendirmeyi tercih ediyor. Belki de o yüzden çok daha haz alarak, keyif alarak, merak duyarak kitaplar okunuyor. Evet. Bir insanın mutluluğu için bin insanı acılara bıraktım diyor Soysal Ekinci. Mahzun Gecede Kızıl Bir Gün Ağlıyor isimli öykünüzün epigrafında. Yol boyunca mola vereceği bir yer aramış durmuş. Üstelik yazın nemi oldukça başına artmıştı. Hararet nefesini sıklaştırmış. Epeyce yormuştu. Yazı serüveni içerisinde sizi çok yoran, sıkıntı veren, vazgeçme işine getiren bir şeyler yaşadınız mı? İster istemez yaşanıyor. En azından kendinle karşı karşıya geliyorsun. Dayatmalar,
günlük koşuşturmalar, birikmişlikler, karşına bir duvar şeklinde çıkabiliyor. O duvara zaten atladıktan sonra yazıyorsunuz. O da yazma serüveninizi daha da pekiştiren zannedersem. Merkezde durum. Değilseniz zaten hani taşradaysanız biraz daha sıkıntılı bir durum. Evet. Ama taşrada yazan bir kadın olmak yine galiba biraz yazdıklarınızın daha farklı okunmasına neden oluyor mu? Bundan sonra anlayacağız. Henüz keşfetmedik bunu. Henüz daha. Bakalım. Evet. Yazarın bir sürü beslenme kaynağı var. Bunlardan birisi rüyalar. Geçtiğimiz günlerde bir rüya gördüm. Rüyada İnce Aral'la bir yerde oturuyoruz. Bir konuyla ilgili konuşuyoruz. O sırada annem geliyor. Ama İnce Aral'la tanışmamış. Kendisiyle tanıştırmamı istiyor. Ben de İnce Aral diyorum. Çok ünlü bir çevirmen. Yani kitapları var. Yani okuduğumuz kitaplar var. Onların çevirmeni diyorum. Oysa biliyorsunuz İnce Aral herhangi bir kitap çevirmemiş bugüne kadar. Ama şöyle bir sonuca da varıyorum. Aslında her yazar biraz da çevirmendir. Yaşadıklarını, duyduklarını, hissettiklerini bir şekilde sözcükler aracılığıyla değiştirir, söyler ve çevirir de diyorum. Ayşe Keskin ne kadar çevirmen? Ne kadar çevirmen? Onu ben karar veremeyeceğim şimdi. Yine okuyuculara bırakacağım. Ama iyi dönüştürdüğümü düşünüyorum ki bir şekilde yazmaya hala devam ediyorum. Ya da iyi dönüştürmeye gayret ediyorum bu anlamda. Hala bir şekilde yine arayışlarım devam ediyor. Bu arayışlar kalemim belki hala işlevsel hale de tutuyor. Evet, nasıl bir okur Ayşe Keskin? Nasıl bir okur Ayşe Keskin? Okuyacağım zaman epeyce hızlı okurum. Ama hiç giremediğim zaman kitaplara hemen kenara bırakabiliyorum. Hele bu aralar bu şekilde bir durumum var. Bu biraz da şeyden kaynaklı olabilir mi diye merak ediyorum. Hani birçok metin okumuşsunuzdur. Bazı metinler sizin ruh durumunuza da hitap etmez. Onlardan vazgeçmeniz gerektiğini zaten ilk paragrafta, işte ilk birkaç evet. sayfadan sonra karar verebiliyor. Kesinlikle öyle. Artık çok da fazla acınmıyor. Daha önce de bahsettim bilmiyorum ama kitap seni aldıysa içine devam ediyorsun. Almadıysa bir şekilde kenarda tutabiliyorsun kitabı. Ama o kitabı mesela kenarda tuttuğun zaman o kitabı yine eline aldığında okunmayacak gibi bir durumunda olmayabiliyor. O zamanki ruh durumun ya da o zamanki şartların o kitabı anlamaya bilecek durumda da tutabiliyor seni. Bir zaman sonra eline aldığında evet yani hani o kitap seni tamamen içine alıyor ve o yolculuğu beraber yapabiliyorsun yazarla beraber. Netice olarak senin durumun, şartların bir şekilde o kitabı okuma serüvenini de belirliyor. Evet, uzun yıllar sessizin kahramanlarından bir tanesinden bahsetmeniz gerekse. Hangisini ön plana çıkartırsınız? Bu kitapta sizi yazdıktan sonra, yani öykü bittikten sonra hala rahatsız etmeye devam eden, hala sizinle gönül ilişkisini devam ettiren kahramanlar var mı? Bu kitabın iki kahramanı var aslında. Meva ve Neva isimli ikizler. Onların karşılıklı birbirlerine anlattıkları uzun mektuplar var aslında. Yani bu kitap aslında mektuplardan oluşan, metinlerden oluşan bir kitap. Farklı farklı öyküler gibi duruyorsa da aslında bütününe baktığınızda hikayenin
bütün bir hikaye olduğunu anlıyorsunuz. Ya da ben en azından ayrı hikayeler gibi yazmadım. Birbiriyle bağlantısı evet, olan metinlerden oluşuyor. Ama tür olarak tabii öykü, evet, öyküsel metinler evet, bunlar. Evet. Ama öyküleri okurken de şiirin sesini biz çok gür bir şekilde metinlerin içerisinde hissediyoruz. Bunu bize hissettirmeyi tercih eden evet, bir yazma tekniğiniz söz konusu. Şiirle akraba öyküler diyebiliriz galiba. Evet, evet. İster istemez o diliniz, o devrik diliniz bir şekilde düz metinlere de işliyor. Zweig okumaktan keyif alan birisiniz evet, değil mi son dönemde? Zweig seviyorum. Epeyce kitabını okudum. Onun metinleri beni çekiyor. Bir taraftan da Türk Edebiyatı'nda Tezer Özlü'yle de bir yakınlığınız da söz konusu. Yakınlığımı oluştuğunu hissettim. Onun da böyle karanlık yolculukları vardı. Benim de karanlık yolculuklarım oldu bu kitapta. Edebiyatın gamlı prensesi deniliyor evet, kendisi için. Ayşe Keskin de biraz gamlı mı? Gamlı. Evet, biraz gamlı. Yıllar Sessiz yayınlandıktan sonra okurlardan ne tür geri dönüşler aldınız? Okurlardan birkaç tane öyle enteresan dönüşler aldım. Beni çok yakından yazın yolculuğumu bilen arkadaşlar oldu. Onlardan güzel yorumlar aldım. Çok daha farklı şiirlerimi bilip de öykülerimi biraz daha az bilen arkadaşlardı bunlar. Farklı seslerin ve farklı duyguların bir şekilde yoğrularak ortaya çıkması onları da heyecanlandırmış. Ben özellikle Taşra'da yaşamını sürdüren yazarların kitaplarında çevrelerindeki insanlar kendilerini bulmak için acaba benden bahsettim beni yazdı mı diye metinlerini çabucak gizli gizli okuduklarını düşünürüm. Öyle olanlar da vardı aslında. Hani biz de yazmış olabilir misin falan. Tabii ben ne diyebilirim ki netice olarak vardır illaki hani bir şekilde sızan bakışlar, işte konuşmalar, duygular illaki sızar. Çünkü beraber yaşıyoruz bu çevrede. Yazar kumaşını her şeyden seçebilir. Evet. Evet. Peki bugünlerde yeni çalışmalar var mı? Neler biriktiriyorsunuz? Bundan sonra öykülerinizi mi okuyacağız yoksa yeni bir şiir kitabı gelecek mi sizden? Şiir dosyam var aslında ama uzun yıllar sessizden önce yine hazır bir dosyam vardı, öykü dosyası. Onlara şu anda çalışıyorum. Uzun yıllar sessiz kendini öne attı, çok uzun yıllar beklediği için. O öykü dosyamı çalışmaya başladım hızlı bir şekilde. Evet, Edebiyat Burada kanalının takipçilerine söylemek istediğiniz bir şey var mı programı bitirirken? Evet. Onlara çok teşekkür ediyorum. Beraber olmaktan çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ve uzun yıllar sessiz de okumalarını istiyorum. Hani başka diyebilecek bir şeyim yok şu anda. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ayşe Keskin'in Uzun Yıllar Sessiz kitabını konuşmaya çalıştık. Yazanlar Arasında programında bugünlük programımızı noktalıyoruz. Kamerada Dilek Bilge, montajda Ali Gençtürk mevcut. Onlara da teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Programımızın yeni bölümlerini takip etmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı bizimle paylaşın. Yönlendireceğinizi ve programımıza katkı vereceğinizi düşünüyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize güzel bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.